Merhaba arkadaşlar, Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Startfen yayınları bizim sınıf matematik soru bankasında sayfa 75 76 test 16 ile dersimize devam ediyoruz. Sevgili gençler, ilk soruyla dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur. Ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Birinci sorumuza geldiğimiz zaman. Evet. D ve F, hücrelerin yazılacak olan üstü ifadelerin çarpımı A üzeri 4 olduğuna göre E hücresinin yazılacak olan üstü ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Gençler bize e, burada dikkat edersek 6 tane üstü ifade vermiş. A üstü eksi 6, A üstü eksi 4, A üstü 3, A üstü 4... A üstü 6 ve A üstü 8. Bunların tamamını aşağıdaki tabloda kırmızı boyalı her bir hücreye bir üstü ifade gelecek şekilde yazılacaktır. D, E ve F hücrelerindeki sayıların her biri bulunduğu hücrenin aynı satır ve sütununda bulunan kırmızı boyalı hücrelerdeki üst ifadelerin çarpımı eşittir. Gerçekten şöyle düşünelim. Biz buraya yazdığımız iki üst ifadeyi çarparsak D'yi elde edeceğiz. ya yani aynı şekilde bu ikisinin çarpımı E'yi verecek. Ve bu ikisinin çarpımı da F'yi verecek diye düşünüyoruz. Gençler burada D ve F'de kim? D ve F'ye gelen üstü ifadelerin çarpımı gençler. Evet A üstü 4 ise o halde şöyle düşünmem lazım. Biz buraya toplamda 4 tane sayı seçiyoruz. Ve bu 4 tane üstü ifadenin çarpımların sonucu A üstü 4 olacak. O halde bana verilen ifadelerde bakın A üstü eksi 6 çarpı A üstü eksi 4 çarpı diyorum. Burada A üstü 6 Evet burada amacımız gençler kuvvetleri topladığımız zaman 4 sayısının kalması diye düşünelim. Bir de a üstü 8 diyorum. Gerçi kuvvetleri topladığım zaman eksi 6 eksi 10 veya şöyle diyelim bakın eksi 6 6 ile birbirini götürür. Eksi 4 ile eksi 8'i toplarsam da 4 kalır. Buradan a üstü 4 kalır diyoruz. Evet, kullandıklarımız a üstü eksi 6'yı kullandım. a üstü eksi 4'ü kullandım. a üstü 6'yı kullandım. Bir de a üstü 8'i kullandık. Geriye gerçi a üstü 3 ile A üstü 4 kaldı. Bu da E'deki sayıların E'deki hücrenin değerini verir gençler. A üstü 3 ile A üstü 4'ü çarparsak da E'ye yazılması gereken sayı tabanlar eşitken kuvvetleri toplarız. A üstü 7 olur deriz. Ve bunu da gördüğünüz gibi Ceyhan seçeneğinde işaretleriz. Evet devam edelim. ikinci sorumuza geçelim. Evet, üstü ifadelerin tamamı aşağıdaki şeritlerdeki turuncu boyalı her bir bölüme bir üstü ifade gelecek şekilde yazılacaktır. Bu şeritler aşağıdaki gibi bazı bölümler aynı hizada olacak şekilde alt alta yerleştirildiğinde aynı hizada olan bölümlerdeki üstü ifadelerin çarpımı oklar ile yerleştirilmiştir, gösterilmiştir. Buna göre aynı hizada olmayan bölümlerdeki üstü ifadelerin çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Gençler bize verilen bütün üstü ifadeleri 2'nin kuvveti olarak yazalım. 4 üstü eksi 5. Şöyle yazayım gençler. 4 2'nin karesiydi. 2'nin karesinin eksi 5. kuvvetinden 2 üstü eksi 10'dur. 8 üstü eksi 1'i. 8'i 2'nin 3. kuvveti olarak yazacağım. Kuvveti eksi 1 dersem 2 üstü eksi 3'tür. E diğeri zaten 2 üstü eksi 5. E diğeri 2 üstü 9. 4 üstü 6'yı düzenleyelim. 4'ü 2'nin karesi olarak yazarsam 6. kuvveti 2 üstü 12 oldu. Son olarak da 16 üstü 4'ü düzenleyelim. 16 üstü 4 diyeceğim. 16 2'nin 4. kuvvetiydi. Bunun 4. kuvveti 2 üstü 16'dır. Gençler bakın şuradaki 2 ifadenin çarpımı 2 üstü 4 olacak. Öyle sayılar seçeceğim ki gençler bakın buradan kalemi değiştirerek göstermeye çalışalım. 2 üstü 4'ü elde edecek şekilde 2 üstü eksi 5 ile 2 üstü 9'u buraya kullanabiliriz. 2 üstü eksi 5 ile 2 üstü 9'un çarpımı tabanlar eşit olduğu için kuvvetleri toplarız 4 olur. 2 üstü 6'yı elde etmek için de gençler şöyle bana kalan ifadeleri incelediğim zaman 2 üstü 6 için 2 üstü eksi 10 ile 2 üstü 16'yı buraya yazarsam Evet eksi 10 ile 16 toplarsak 6 yapar gençler bakın. Buradaki sayıları kullanmış olduk. Geriye kalan üstü ifadelerimiz 2 üstü eksi 3'ümüz var. Bir de gençler 2 üstü 12 var. Bizden bu ikisinin çarpımını istedim. 2 üstü eksi 3 ile 2 üstü 12'yi çarparsak tabanlar eşit olduğu için yine kuvvetleri topluyoruz. 2 üstü 9 yanıtını Bursa seçeneğinde işaretliyoruz. Evet devam edelim sevgili gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, yukarıdaki yukarıda verilen kare şeklindeki bahçenin çevresinin uzunluğu 2 üstü 24 santimetre olup bu bahçenin kenarları eş e, parçalara ayrılıyor. Bu bahçenin köşesine yukarıdaki gibi yukarıdaki şekilde olduğu gibi kare şeklinde bir alana domates ekiliyor. Buna göre domates ekili alan e, domates ekili olan bölgenin alanı santimetre kare cinsinden gösteren üst ifade istiyor. Şimdi başlangıçta bahçenin çevresi 2 üstü 24 ise bir kenarı bulmak için 2 üzeri 24'ü 4'e bölüyoruz. Burada 2 üzeri 24'ü aynen yazdım. 4'ü de 2'nin karesi olarak yazarsak tabanları eşitken kuvvetleri çıkartırız. 2 üzeri 22 gençler şöyle bir kenarımız. Şimdi dikkat edersek gençler 1 2 3 4 parçanın ikisi gençler yani yarısı aslında bana burayı verecek. O halde ben 2 üzeri 22'yi 2'ye böldüğümü düşünürsem yarısı domates ilgili alanın bir kenarını verecek. Şöyle ikiye bölersek gençler bu birinci kuvvet demektir. Buradan da tabanlar eşken kuvvetleri çıkartırım. 2 üstü 21 olur. Şuradaki kenarın tamamı gençler. Evet burası da 2 üstü 21. O halde alanı bulmak için 2 üstü 21 ile 2 üstü 21 çarpılır. Ve tabanlar eşken kuvvetleri toplarsak 2 üstü 42 olur diyoruz. Verilenlere baktığım zaman gerçi 2 üstü 42 yanıtını direkt göremiyorum. E burada gerçi bakın B seçeneğinde 4 üstü 21'im. 2'nin ikinci kuvvetinin 21. kuvveti olarak yazarsam, bunun 2 üstü 42'ye eşit olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da Bursa seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet devam edelim ve dördüncü soruya geçelim. Bir süre sonra birinci tüpteki ve ikinci tüpteki bakteri sayılarının toplamı 217 olduğuna göre o anda üçüncü tüpteki bakteri sayısı kaçtır diye soruyor. Yaşlı laboratuvar ortamında 3 farklı deney, boş o, deney tüpünde birinci tüpe 210, iki ikinci tüpe 207, iki üçüncü tüpe 4 4 tane aynı türden bakteri yerleştiriyor. Her bir saatin sonunda o, o anda birinci tüpteki bakteri sayısı 4 katına, ikinci tüpteki bakteri sayısı 8 katına, Üçüncü tüpteki bakteri sayısı da 8 katına çıkıyor. Gençler şöyle birinci tüp diyelim. ikinci tüp. Ve üçüncü tüp olarak göstereceğim. Başlangıçta gençler şöyle başlangıç diyelim. Birinci saat, ikinci saat, üçüncü saat, dördüncü saat, beşinci saat diye devam edeceğiz. Başlangıçta birinci tüpte gençler 10 bakteri var. Evet, ikinci tüpte 2 iki üstü 7. Üçüncü tüpte gençler 4 üstü 4'üm. 2'nin karesinin dördüncü kuvveti olarak yazarsam 2 üstü 8 tane bakteri var. Şimdi birinci tüptekiler gençler 4 katına çıkıyordum. O halde ben 4 katına çıkmak demek gençler 2 iki üstü 2 ile çarpmak demektir. Böyle direkt 2 üstü 2 diye yazalım. O halde 2 üstü 10'u 2 iki üstü 2 ile çarparsam şöyle göstereyim gençler. 2 üstü 10'u 2 iki üstü 2 ile çarparsam 2 üstü 12 olur birinci saati sonunda. Şimdi dikkat edersek kuvvet 2 arttı. O halde tekrar 2 üstü 2 çarparsam 2 üstü 14 olur. Bakın 2 üstü 16 olur. 2 üstü 18 olur diye şöyle 2 üstü 20'ye kadar yazalım. İkinci tüp gençler 8 katını yani 2 üstü 3 katını çıkıyorum. 2 üstü 7'ye 2 üstü 3'ü çarparsam 2 üstü 10 olur gençler. Kuvveti 3 arttı bakın. O halde 2 üstü 13 olur. 2 üstü 16 olur. 2 üstü 19 ve 2 üstü 22 olur diyoruz. 3. Ee, üçüncü tüptekilerde 8 katına çıkacak gençler. Yani 2 üstü 3 ile çarpacağız. O halde 2 üstü 8'im. 2 üstü 3 ile çarparsam 2 üstü 11 oldu. Kuvveti 3 arttı. Bakın kuvveti 3 arttırarak devam edelim. Ve 2 üstü 23 ekle yazdım. Şimdi sevgili gençler birinci ve ikinci tüptekilerin toplamı 2 üstü 17 olacak. Bakın 2 üstü 16 ile 2 üstü 16'yı topladığımı düşünürsem artı 2 üstü 16 diyoruz. Bu iki tane 2 üstü 16 demektir. 2 taneyi çarpma olarak yazarsak 2 çarpı 2 üstü 16 olur. Bu birinci kuvveti olduğu için tabanlara eşitken kuvvetleri toplarız. Ve toplamların 2 üstü 17 olduğunu görüyorum. Demek ki gençler 3. saatin sonunda evet 2 üstü 17 oldu. 1 ve 2. tüpteki bakterilerin toplamı. İşte gençler 3. saatte yani o anda dediği için 3. Evet, saatte 3. tüpteki bakterilerin toplamı 217'dir diyoruz. Ve 217 yanıtını da Ceyhan seçeneğinde işaretliyoruz. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet buna göre bu kutulardan ilk seferde aynı tam sayıda. Evet aynı tam sayılı yazılı kartlar. ikinci seferde ise farklı tam sayı yazılı olan kartlar çekildiğine göre elde edilen üstü ifadelerin çarpımı en çok kaçtır diye soruyor. İşte bir öğretmen öğrencilerine üstü ifadeleri anlatmak için bir oyun tasarlıyor. Tasarlanan bu oyunda kutulardan birer tane üzerinde tam yazılı, sayı, yazılı olan kartlar seçilerek bu kartlardaki tam sayılar kullanılarak üstü ifadeler oluşturuluyor. Evet, kutlar verilmiş gençler. Kurallarımıza baktığımız zaman aynı tam sayı yazılı olan kartlar çekilirse o sayının karesi alınacak. Farklı tam sayı ile yazılı olan kartlar çekilirse küçük olan taban, büyük olan da üst olacak şekilde üst ifadeler elde edilecek. Şimdi gençler ilk çektiğimizde aynı sayıları çekiyoruz. Burada ifadenin de gençler çarpımların büyük olmasını istiyorum. Bakın ben buradan eksi 4 ile eksi 4'ü seçersem Gerçi eksi 4 ile eksi 4'ü seçersek bunu ne yapacağız? Karesini alacağım. Aynalarını seçmiş oldum. İkinci de de gençler. İkinci de e, küçük olan tabanı alacağım. Bakın eksi 4 seçiyorum. 4 de gençler kuvvet çekersek yani ben burada çift kuvvet seçtiğim için sonucun pozitife döneceğini düşüneceğim. O halde eksi 4 ile 4 de gençler taban ve üst olarak yazdık. Gençler dikkat edersek kare olduğu için aslında bunlar neye döndü sevgili gençler? Bunlar bizim için artık pozitif bir sayıya döndü. Aslında eksi 4'ün karesi değil bu 4'ün karesi demektir. Eksi 4'ün dördün 4. kuvveti de 4'ün 4. kuvvetine döner. Arkadaşlar burada şöyle yapalım. Tabanlar eşken kuvvetleri toplarsam 4 üstü 6 yapar. Verilen seçeneklerde her birisi 2'nin kuvveti olduğu için 4'ü 2'nin karesi diye yazalım. Kuvveti 6 dersek üstün üstüne kuvvetleri çarpıyorum. Ve 2 üstü 12 olur. En fazla elde edeceğimiz sayı diyelim. Ve C şıkkını doğru Yanıt olarak işaretleyelim. Evet devam edelim. 6. sorumuza geçelim. 6. Evet, soruda bir fabrikada bir ay boyunca üretilen ürünlerin tamamını 4 farklı şehre aşağıdaki tabloya göre dağıtıyor. Bu fabrikada üretilen ürün miktarı 2 16 tane olduğuna göre bana gönderilen ürün miktarı kaç adettir diyor. Gençler Kayseri ürünlerin çeyreği. Çeyrek demek gençler 4'e böleceğiz demektir. Evet Amasya'yı ya yarısı. Yarısı 2'ye böleceğiz demektir. Evet gençler. Ee, Ankara'ya yarısını çeyreğe gençler. Hem 2'ye böleceğiz hem 4'e böleceğiz. Yani aslında 8'e böleceğiz demektir. Evet bölü 8 diye düşüneceğim. Ee, geriye kalanlar da Van'a gönderiliyor. O halde gençler başlayalım. 216'nın çeyreği. 216'yı 4'e bölüyorum. Burada 4'ü düzenlersek 216 Böyle 2 üste 2 oldu. Tabanlar için kuvvetler çıkarılır. 2 üstü 14 tanesi Kayseri'ye gönderiliyor. Evet, ürünlerin yarısı gençler 2'ye böleceğim. 2 üstü 16'yı 2'ye bölersek bu birinci kuvvettir. Evet, yine kuvvetleri çıkartırsak 2 üstü 15 tanesi Amasya'ya gönderiliyor. Evet, yarısının çeyreği gençler hem de 2'ye hem de 4'e bölüyoruz. Yani 8'e bölmüş oluyorum. O halde 2 üstü 16'yı 8'e bölersek gençler 8, 2'nin 3. kuvvetiydi. Buradan 2 üstü 13 tane gençler nereye gönderilir? Ankara'ya gönderilir. Şimdi ben bunları toplayacağım gençler. Geriye kalanında ne yapacağız? Bana göndermiş olacağız. O halde 2 üstü 13 artı 2 üstü 14 artı 2 üstü 15 diyoruz. Gençler toplama işlemi yapabilmek için, evet büyük sayılarda toplama işlemi yapmak için taban ve kuvvetin aynı olması gerekiyor. O halde 2 üstü 13'ü aynen yazalım. Artı. 2 üstü 14'ü 2 1 çarpı 2 13 olarak dağıtıyorum. Artı 2 15'i de 2'nin karesi çarpı 2 13 olarak dağıtalım. Bakın bunun başına gençler katsayı olarak 1 var. O halde şöyle diyeyim. 1 tane 2 üstü 13. 2 tane 2 13. Bu da gençler 4 tane demektir. 4 tane 2 üstü 13. Katsayıları toplarsak 4, 6, 7. 7 tane 2 üstü 13 gençler Kayseri, Amasya ve Ankara'ya gönderildi. Van'a gönderilen geri kalandı gençler. O halde 2 üstü 16'dan şöyle yazalım. 7 tane eksi diyorum. 2 üstü 13'ü çıkarmamız gerekiyor. Burada da gençler 2 üstü 16'yı 2 üstü 13'e benzeteceğim. 2 üstü 16'yı 2 üstü 3 çarpım. 2 üstü 13 olarak yazalım. Eksi. 7 çarpı 2 üstü 13 diyoruz. Gerçi 2'nin üçüncü kuvveti 8'dir. 8 çarpı 2 üstü 13 eksi 7 çarpı 2 üstü 13 olur. Buradan 8'den 7'yi çıkartırsam bir tane 2 üstü 13 yapar. Bunu da 2 üstü 13 olarak yazabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi Bursa seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur dedik. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. E şöyle ekranımı biraz küçülteceğim gençler. Evet, Mustafa ve Yusuf masalarında bulunan ve üzerinde üstü sayılara ifadeleri yazılı olan kartlardan birer tanesini değiştiriyorlar. Son durumda Yusuf'un masasında bulunan üstü ifadelerin çarpımı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi gençler bize verilen seçenekleri elde etmeye çalışacağım. Şimdi ben burada gençler mesela e önceki bize verilen sayıları ikinin kuvveti olarak düzenleyelim gençler. Evet, her birisini ikinin kuvveti olarak yazacağım. E, eksi 4'ün dördün, eksi 4. kuvveti. Şuradan yazayım gençler. Eksi 4'ün dördün, eksi 4. kuvveti. Gençler zaten eksi 4 çift olduğu için sonuç artıya dönecek. Şöyle yazabiliriz bakın. Eksi 2'nin karesinin eksi 4. kuvvetinden eksi 2'nin eksi 8. kuvveti. Bunu da istersek 2 üstü eksi 8 olarak yazalım. Evet, 2 üstü eksi 8 olarak yazacağım. Şuraya 8'in eksi 2. kuvvetini 2'nin 3. kuvvetinin eksi 2. kuvveti yani 2 üstü eksi 6 olarak yazalım. 16 üstü 3'ü gençler. 2'nin 4. kuvvetinin 3. kuvvetinden 2 üstü 12 olarak yazıyorum. Evet bu eksi 2 üzeri 6 gençler zaten 2 üzeri 6 demektir. Çift olduğu için artıya dönsün. 4'ün eksi 4. kuvveti. 2'nin karesinin eksi 4. kuvveti. 2 üstü eksi 8 olarak yazalım. Son olarak 8'in eksi 2. kuvvetini de 2'nin 3. kuvvetinin eksi 2. kuvveti yani 2 üstü eksi 6 olarak yazıyoruz. Evet gençler şimdi seçenekleri sırasıyla elde etmeye çalışacağız. Burada gençler B seçeneğiyle başlayacağım ve B'yi nasıl elde edeceğimizi inceleyelim. Şimdi sevgili gençler ben buradan 2 üstü 12 ile 2 üste eksi 8'in yerini değiştirirsem. eksi 8'i buraya vereceğim, 2 üste 12'yi buraya vereceğim. O halde son durumda Yusuf'un elinde 2 üste eksi 8 çarpı, 2 üste eksi 6 çarpı, 2 üste eksi 8 olur. Ve Bunları çarparsak tabanlar eşit işte olduğu için kuvvetleri toplayacağım. 8, 8, 16, 6 da 22. Evet, negatif olduğu için 2 üste eksi 22 elde edilir diyoruz. Peki C şıkkına baktığım zaman gençler C'yi nasıl elde edeceğim? E şöyle düşünelim. Farklı bir kalemle yer değiştirelim. Burada da sevgili gençler. Evet şöyle bakıyorum. 2 üstü 12 ile 2 üstü eksi 6'yı 2 üstü 6'yı değiştireyim. Bakın 2 üstü eksi 8 elde etmeye çalışacağız. İkisini yer değiştirirsem. C ye şıkkı diyeceğim. 2 üstü eksi 8 var. 2 üstü eksi 6 var. Gençler yanına bir de 2 üstü 6 geldi. Buradan kuvvetleri toplarsak. Eksi 6 ile 6 zaten 0 yapacak. Bakın buradan 2 üstü eksi 8'i elde ederiz dedik. E son olarak gençler D'ye elde etmek için e şuradan et ne yapayım gençler? Şöyle düşünüyorum. D'de 2 üstü eksi 2'yi elde edeceğiz. Zaten gençler dikkat edersek 2 e, üstü eksi 8, 2 üstü eksi 6 2 üstü eksi 14 yapar 12 ile toplarsam 2 üste eksi 2 yapar. O halde ben e, benim elimdeki değerleri azaltmayacak şekilde 2 üste eksi 6 ile 2 üste eksi 6'yı yer değiştirebiliriz. Yani aslında sayıları herhangi bir şekilde azaltmamaya çalıştım. O halde elimizde 2 üste eksi 8 2 üste eksi 6 geldi. Bir de 2 üste 12 var. Burada eksi 8 eksi 6 da eksi 14 yapar. 2 ile 12 ile toplarsak da 2 üstü eksi 2 yapar. Bakın D'yi de bu şekilde elde edebiliriz. Gördüğünüz gibi gençler burada A seçeneği elde edilemez diyelim. Ve A şıkkını doğru yanıt olarak işaretleyelim. Evet devam edelim. 8. sorumuza geçelim. Kare şeklinde bir karton yukarıdaki A ve B kareleri ile birbirine eş C dikdörtgenini ayrılıyor. A karesi ile B karesi makas yardımıyla kesilerek atılıyor. A ve B karelerin çevreleri sırasıyla 2 üstü 7 ve 2 üstü 6 olduğuna göre C karesinin C kartonların birinin bir yüzün alanı bir yüzün alanları toplama kaç santimetre karedir diyor. Şimdi gençler A'nın çevresi 2 üstü 7 ise 2 üstü 7'yi 4'e bölersek gençler 2 üstü 7'yi aslında 2'nin karesine biliyorum. Burada bir kenarı 2 üstü 5'tir. 2 üstü 5 de gençler 32 demektir. İstersek 2 üstü 5 olarak alalım. Buraya 2 üstü 5 dedim. Bir kenarını. O halde burası 2 üstü 5 oldu diyoruz. B'ye geldiğim zaman çevresi 2 üstü 6 ise 2 üstü 6'yı 4'e böleceğim yine bir kenarı bulmak için. 2 üstü 6'yı 2 üstü 2'ye bölersek bir kenar 2 üstü 4 olur. Bakın burası da 2 üstü 4 oldu. E gel şuraya 2 üstü 4 dedik. Burası 2 üstü 5. O halde C'ye dikkat edersek gençler. Bir kenarı 2 üstü 4. Diğer kenarı 2 üstü 5 oldu. Bakın burası 2 üstü 4 2 üstü 5. O halde ne yapacağım gençler? Bunların alanlarını toplayacağız. Yani 2 üstü 4 ile 2 üstü 5'i çarparak bir tanesinin alanını bulurum. Artı yine 2 üstü 4 çarpı 2 üstü 5 diyoruz. Burada gençler tabanlar işken kuvvetleri toplarsam 2 üstü 9 artı 2 üstü 9'dan 2 tane 2 üstü 9 gençler. 2 çarpı 2 üstü 9 demektir. Bu da birinci kuvvet olduğu için 2 üstü 10'a eşittir. Şimdi verilenlere baktığım zaman gençler 4 üstü 5'im. 2'nin ikinci kuvvetinin 5. kuvveti olarak yazarsam 2 üstü 10'a eşit olduğunu görüyorum. O halde A seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır diyoruz. Evet sevgili gençler. Bu sorumuzla da dersin burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.